Merhaba, Burcu Koşar Vaka Stüdyo'ya hoş geldiniz. Sizlerle bu videomda Dr. Vox ses terapi cihazının maskesiyle bir şarkı çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Videonun ayrıntılarına geçmeden hemen önce hatırlatmak istediğim bir şey var arkadaşlar. Eğer sizler de benim gibi Dr. Vox ve LuxVox terapi cihazlarının orijinal ekipmanlarıyla çalışmak isterseniz satın alabileceğiniz ilgili web sitesinin linkini ve aynı zamanda kanalın takipçilerine özel indirim kodunu da aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet, bu videoyu sizlerden gelen talepler doğrultusunda çekiyorum. Çünkü daha fazla maske ile ilgili videolar istiyorsunuz benden. Özellikle egzersizlerin dışında bir şarkı çalışırken maskeyi nasıl kullanabiliriz hocam tarzında bana sorular geliyor ve bu sorulara cevap ben bu videoyu çekiyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Maskemizi elimize aldık ve tabii ki maskeyi şarkı amaçlı kullanacağız. O yüzden sizler bu videoya eğer ki direkt çalışma videosu olarak kullanacaksanız lütfen hemen öncesinde bir egzersiz yapıp öyle gelin. Yani diğer listedeki egzersizlerden olabilir, ses egzersizinden olabilir ya da LuxVox, Dr. Vox video serisinden herhangi bir egzersiz yapıp bu videoya öyle gelin derim. Bu videoda yine bir Gülnihal adlı şarkıyı çalışacağız. Seçtiğim ton oldukça kolay. La karar olacak. Maksimum 5. oktavın do diyez notasını görecek. O yüzden sopranolar, baritonlar, hatta mezzolar çok rahatlıkla söyleyebilir. Yani orta ton şarkısı olarak düşünelim şarkımızı. O yüzden orta ton, mix ton çalışması gibi düşünebiliriz. Çok fazla kafa tonlarıyla ilgili, falset tonlarla ilgili bir çalışma olmayacak. Daha ağırlıklı orta mix tonları çalışıyor olacağız. Ve şimdi hemen şarkımızın tonunu alıp başlayalım. Yine bir gül nihal. Maskeyi bildiğim kurallar doğrultusunda kullanacağım. Yani yüzüme çok iyi bir şekilde oturtuyorum ve burnumdan nefes alacağım ben. Eğer sizlerde bir burun tıkanıklığı varsa ağzınızdan da nefes alabilirsiniz. Şimdi eğer ki bu cümleyi söylediğinizde fokurtuda duraksamalar varsa bunun sebebi N ve M harflerinden ve tabii ki G harfinden kaynaklı olabilir. Zaman zaman da aslında K harfinden de kaynaklanabiliyor. Yani Muğla'nın M'si, Niğde'nin N'si, Giresun'un G'si ve Konya'nın K'si olarak belirleyebiliriz. Burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Eğer çok fazla çok fazla ya da nga gibi sessiz harflerde fazla vurgu varsa, fazla yoğun söyleme eğilimi varsa fokurtuda duraksama olur. Şimdi bir kere yanlışını göstereceğim. Nasıl bir duraksamadan bahsediyorum? Böyle yaptığımızda dilimiz damağımızı kapattığı için haliyle N fonasyonunu elde edebilmek için havanın kesintisine sebep oluyoruz. Hava düz bir şekilde akamıyor ve orada bir kesintiye uğruyor. Biz burada fokurtuda bunu duyabiliyoruz. Bu da belki bizi ister istemez bir nazal sese yönlendirebilir. Hem de bunu aslında fark etmiş oldunuz şu an. Lütfen bu alışkanlığınızı tolere etmeye çalışın, azaltmaya çalışın. N ve M harfleri geldiğinde vurgulamayın, üstünden geçin. Sanki N değil de yine gibi. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda baştan alıyorum. Nefes alarak akıyorum. Hadi bakalım bir kere daha. Farkındaysanız gönlümü derken G dedim ama G gibi böyle G'ye iyice sert bir giriş yapmadım. Gönlümü diye hemen Ö harfine, hemen sesli harfe yöneldim. Sizler de
bu noktalara dikkat edin. Burada şimdi orta tondayız tabii ki. Herhangi bir zorluk hissetmiyor olabilirsiniz. Rahat olduğunuz bir tondur. Orta tonlar, giriş tonları özellikle şarkının göğüs sesine tekabül etmekte. O yüzden burada bir zorluk yaşamıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Burada dikkat etmenizi isteyeceğim şey, tize doğru çıkarken boyun postürünüzde, çene postürünüzde bir ters yönde, yani şu yönde bir kavis var mı, itme var mı? Bunu bir kontrol edin ve size tavsiyem, hazır maske yüzünüzdeyken lütfen enseye doğru kendinizi itin. Çünkü maskenin görevi bu. Sizi burada tutmayı öğretmek. Buradaki boyun kaslarımıza, larenks pozisyonuna, farenks boşluğuna sizi açabilmek, sizi genişletebilmek için bu maske var. O yüzden bunlara da dikkat edelim diyorum ve gönlümü oraya doğru çıkmak üzere bir kez daha baştan başlayalım. Bir nefes aldım ve devam ettim. Sizin ihtiyacınız varsa durun, nefes alın ve devam edin. Buradaki nefes yerlerine çok takılmıyorum. Fakat şuna dikkat edelim. Ol güzel diye dara gitmiyorum. Hazır maske bana yardımcı olacakken. Ol güzel. Biraz böyle E'yi maskenin içerisindeyken salıyorum, açıyorum ve hiçbir şekilde beli sıkıştırmıyorum çenemin ucuyla, ağzımın içinde böyle sıkıştırmıyorum. Ve hadi kaldığımız yerden devam edelim. Ol güzel. Bir kere daha dönelim. Şimdi geldik şarkımızın meyan kısmına. Ateşin. Şimdi burada lütfen hiç şu an yaptığım gibi dışarıya söylemeyin. Direkt doğrudan maskeye söyleyin. Acaba nasıl çıkacağım buraya gibi bir endişeniz oluşmasın. O yüzden direkt doğrudan maskeye söyleyelim. Nefes al. Farkındaysanız G'de ufacık bir kesildim ben de. Bir kere daha yapalım. G'de kesilmemeye çalışalım. Şimdi söylerken ağzımdan maskeyi çıkartacağım. Lütfen dikkat edelim. Ediyorum. Yani çıkartınca yeni bir burcu olmadım ya da yeni bir burcu olmadım. Kaldığım, yaptığım her şeyi devam ettiriyorum. Buradaki kuralımız bu. Lütfen buna çok dikkat edin. Çünkü bu maske size bunu öğretmeye çalışıyor. Çıkarttığınızda panik olup kontrolden çıkıp böyle gel yapmaya çalışmayalım. O yüzden şimdi ben size göstermek için bunu bir kez yaptım. Siz bunu oturtana kadar, bu artık 15 tekrar mı olur, 150 tekrar mı olur bilmiyorum arkadaşlar. Kendinizde bunu otomatik hale getirene kadar bu şekilde çalışın. Şimdi bir kez daha alalım. Oh,
anlamadım. Gönlümü ye derken ınga, hınga, böyle ınga diye bir ses vardır, bilenleriniz vardır muhakkak. Hıngın, hıngın diye girmiyorum. Gön, gön diye giriyorum direkt. Hatta G dememeye çalışıyorum. Yani G'nin o dil kökümüzle yumuşak damağımızı kapattığı bir an var ya, o anın böyle nokta gibi düşünüyorum, böyle gön, gönlümü gibi. Ve bu da beni orada hem pozisyon olarak daraltmıyor, hem aynı pozisyonu devam ettirmeme yardımcı oluyor, hem de sesi böyle dediğimiz zaman böyle özellikle biraz nazaliteye kaçmaya eğilim verir, bundan da beni kurtarmış oluyor. Zaten gönlümü dedik ve püreda diyerek devam ediyoruz. Notamızda da kararımızı verdik. Evet, Dr. Vox cihazının maskesiyle çok güzel ve faydalı olabileceğini düşündüğüm bir şarkı çalışması yaptık sizlerle. Bu çalışmayı sizin kendi çalışacağınız her şarkıya adapte edebilirsiniz. Öncesinde ufak bir egzersiz yapın. Ondan sonra direkt maskeyle çalışın. Bunu tam oturtana kadar, aynen bende gördüğünüz gibi, tam otomatik bir pilota dönene kadar kendinizde tekrar edin, ayna karşısında çalışın. Zaten sonrasında bu sizin vücudunuza adapte olacak. Yani bütün olumlu davranışlar sizde aslında oturmaya başlayacak. Olayın bütün özü bu arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz, beğendiyseniz bir like atmayı ve aynı zamanda kanala yüklediğim videolardan da haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşça kalın.